Herkese merhabalar. Kanalımı yeni keşfedenler için ben İnci. Yeni bir geri dönüşüm projesinde birlikteyiz. O halde hazırsanız hemen projemizin detaylarına geçelim. Bu videoda plastik sebze kasasını kullanarak kapaksız sandık veya sepet tarzında bir çalışma yapacağız. Daha önceden de iki tane plastik kasadan sandık yapmıştım. Bir tanesi pembe kadife kumaşla, diğeri de jüt kumaşla hasır görünümlü sandıktı. Bu sandığımız da kapaksız olacak ve diğer plastik kasalardan birazcık daha küçük arkadaşlar bu kasamız. Bu orta boyuttaki kasanın derinliği de çok fazla değil. O yüzden güzel bir sepet olabilir diye düşündüm. Ama isterseniz kapak da yapabilirsiniz. Diğer yaptığım iki tane sandığı izleyerek aynı yöntemle kapakları yapabilirsiniz. O videoların da linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan detaylarını izleyebilirsiniz. Öncelikle sandığımızın yan tarafındaki boşluğu kapatmak istiyorum. Çoğu projede olduğu gibi yine sandığımızın veya sepetimizin boşlukları, alt tabanı ve iç tabanı için işe yaramayan koli kartonlarından faydalanacağım. Öncelikle bu yan taraflar için ikişer tane parça hazırladım. İki tane hazırlamamızın sebebi yandaki boşluğu ancak dolduracak çünkü. Tek kat ince gelirdi yan tarafa. O yüzden ikişer kat olarak hazırladım. Parçaları birbirine yapıştırdım ve yan tarafı böylelikle doldurmuş oluyoruz. Yanları kapattıktan sonra sandığımızı kaplamadan önce alt taban ve iç taban için gerekli olan karton parçalarımızı hazırlamamız gerekiyor. Eğer bu iki parçayı sandığı kapladıktan sonra hazırlamaya çalışırsanız zorlanabilirsiniz ve ölçülerini düzgün tutturamayabilirsiniz. Alt tabanda kullanacağım kartonumu sandığımın alt tabanına eşit olacak şekilde çizdim ve kestim. Şimdi iç taban için olan kartonumu hazırlıyorum. Bunu da alt tabana göre çizdim ama alt tabandan yaklaşık 1 santim kadar daha küçük bir şekilde kesmem gerekiyor. Çünkü sandığın içi birazcık daha dar. Evet arkadaşlar, alt ve iç tabanda kullanacağım kartonlarım hazır. Onlar bir kenarda beklesin. Ben şimdi sandığımı kaplamak istiyorum. Öncelikle dışını elyafla kaplayacağım. Daha sonra da kadife esnek bir kumaşla kaplayacağım. Elyafımı kabaca sandığımın dışına ölçtüm ve videodaki gibi keserek hazırladım. Daha sonra da sıcak silikonla yapıştırdım. Kasamızı elyafla kapladık. Şimdi dışını istediğimiz bir kumaşla kaplayabiliriz. Ben esnek kadife kumaş kullanacağım. Siz esnemeyen kumaşları da kullanabilirsiniz. Yalnız esnemeyen kumaşla sandığın dışını kaplamak birazcık farklı. Onu nasıl yapacağınızı daha önceden yayınlamış olduğum jüt kumaşla hasır görünümlü sandık videomdan daha detaylı öğrenebilirsiniz. Benim kumaşım esnediği için
Ölçümü videoda gördüğünüz gibi kaba taslak kumaşımı sandığın etrafına tutarak belirliyorum. Yalnız kumaşımı esneteceğim için sandığın dışındaki ölçüden yaklaşık 5-6 santim daha küçük kesmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü gerdireceğim kumaşımı. Kumaşımı dikmem gerekiyor. Dikmeden önce bu dikiş setimi de göstermek istiyorum. Dikiş setimden kumaşıma uygun bir ip seçeceğim şimdi. Dikiş setim bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel bir set. Bunu Cazip Alışveriş sitesinden aldım. Gördüğünüz gibi içinde yedek masuralar var. Bunlar iğneye iplik takma aparatları. Bu şekilde iğneler, toplu iğneler var. Mezurası var, yüksüğü var ve 20 tane büyük, 20 tane de küçük farklı renklerde makaraları var, makası var. Çok güzel bir set arkadaşlar. Bu setin linkini videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler de bu şekilde bir dikiş seti edinebilirsiniz. Hem el dikişlerinde hem de makine dikişlerinde gerçekten el altında dikiş malzemelerimizin toplu ve düzenli durması açısından çok işe yarıyor. Evet arkadaşlar, iğneye iplik takma aparatımla kolayca ipliğimi taktım ve bu yan tarafı elimde dikmek istiyorum. Makine dikişi yapmayacağım. Gayet pratik bir şekilde elimde basit dikiş yaptım. Daha sonra kumaşımın yan tarafında birazcık fazlalık kalmış. Onu da kesiyorum ve sandığımın dışına hazırlamış olduğum kumaşım böylelikle hazır olmuş oldu. Torba gibi diktim ve geçirdim. Dikişi yan tarafa denk getiriyorum arkadaşlar. Daha doğrusu köşeye denk getiriyorum. Daha sonra da iç taraftan videodaki gibi yapıştırıyorum. Ben gerdirerek ölçü almıştım. Yine de birazcık bol kalmış aslında kumaşım. Siz birazcık daha gergin tutabilirsiniz kumaş ölçünüzü. İç tarafı yapıştırdım. Şimdi de kumaşımı yine alta doğru çekerek gergin hale getiriyorum ve alt taraftan da yapıştırıyorum kolayca. Kasamızın yanlarını tamamen kaplamış olduk. Şimdi sıra tabanlarda. Alt ve üst taban için zaten kartonlarımız hazırdı. Kartonlara uygun ölçüde elyaf kesip daha sonra da kumaşla kaplayacağım. Yalnız kumaşım yetmedi arkadaşlar. Yani bu esnek kadife kumaşım tabanlar için yetmedi. Bu gördüğünüz hafif kahverengi renkli ve esnemeyen pamuklu bir kumaşım vardı. Onu değerlendireceğim şimdi. Siz de elinizde artan eski kumaşları ya da eski kıyafetleri değerlendirerek bu tarz çalışmalar yapabilirsiniz. Özellikle yeni malzemeler satın almanıza gerek yok. Aslında bir yandan kadife kumaşın yetmemesi iyi oldu. Yetseydi tabanları da kadife kumaşla kaplamayı düşünüyordum. Yetmeyince mecburen farklı bir kumaş kullanmak zorunda kaldım. Farklı kumaş da gerçekten çalışmamıza daha farklı, daha şık bir görüntü kazandırdı. Bu şekilde gerçekten çok hoşuma gitti. Aslında zaman zaman bu farklılıkları da denememiz gerekiyor. Şimdi tabanımın rengine uygun elimde bu şekilde pamuk bir dantelim vardı arkadaşlar. Hazır kumaşımın rengine de uymuşken bu köşedeki dikişin kapanmasını istiyorum. Tabii ki dikişimiz tek tarafta var. Sadece tek tarafı da pamuk dantelle kaplamak olmaz. O yüzden dört köşeyi de bu pamuk dantelle kaplıyorum. Bu şekilde hem o köşedeki dikişimiz kapanmış olacak hem de sandığımıza daha dekoratif, daha estetik bir görüntü kazandırmış olacağız. Köşeleri de pamuk dantelle kapladım. Şimdi alt tabanı yapıştırabilirim. Yalnız alt tabanda hafif bir boşluk vardı. O boşluğu yok etmek için küçük bir parça daha koli kartonundan kestim ve tabana yapıştırdım. Onun üstüne de yine alt taban için hazırlamış olduğum tabanımı yapıştırdım. Yan taraflarını silikonla sağlamlaştırıyorum. Gördüğünüz gibi yanlarda hafif bir boşluk ve silikon izleri var. Onu da kalın bir halat iple
çevreleyerek kapatacağım. Böylece hem o boşluklar, silikon izleri kapanmış olacak, hem de sandığımız veya sepetimiz daha şık bir görüntü kazanmış olacak. Alt tabandan sonra sıra iç tabanda. İç tabanı da aynı şekilde kaplıyorum. Fakat burada elyafım biraz ince gibi geldi. O yüzden artan minik elyaf parçalarını alttaki elyafın üstüne ekleyerek elyafımı biraz güçlendirdim. İç tabanım da hazır ve yine kenarlarda hala tip kullandım. Şimdi süsleme aşamasına başlayabilirim. Süslemede yapay şakayıklarım vardı. Onları kullanacağım. Sadece ön orta tarafa bu yapay güllerden yapıştıracağım. Sizler de istediğiniz tarzda süslemeler yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, süslememizi de tamamladık ve böylece sebze kasasından yapmış olduğumuz kapaksız sandık veya sepet tarzındaki çalışmamız tamamen bitmiş oldu ve son hali bu şekilde. Ben inanılmaz derecede beğendim arkadaşlar. Gerçekten harika oldu. Hem renk uyumu hem görüntüsü. Aynen mağazalarda hazır satılanlara benzedi. Bu sandık veya sepeti çeyizlik tarzında da kullanabiliriz. Ve yapımı da gerçekten çok basit. Gördüğünüz gibi işe yaramayan malzemeleri kullandım. Artan kumaş parçalarımı değerlendirdim. Bu sandık veya sepet tarzındaki tasarımı çok farklı amaçlarla kullanabiliriz. Dekoratif olarak, düzenleyici olarak, banyo dolaplarımızda, yatak odasında ya da elbise dolaplarında kıyafet düzenleyicisi olarak kullanabiliriz. Artık bu size kalmış. Gerçekten çok kullanışlı oldu bence. Daha önceki yapmış olduğum sandıkların da videolarının linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Bu üçüncüsü oldu arkadaşlar, plastik kasadan yapmış olduğum sandık çalışmasının. Diğer iki tanesi kapaklıydı. Bu kapaksız. Üçü de birbirinden güzel oldu. Hiçbirini diğerinden ayırt edemeyeceğim. Umarım bu fikirler hoşunuza gidiyordur ve sizler için faydalı oluyordur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yeni videolarımdan kolayca haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'da YouTube'dan daha farklı paylaşımlarda da bulunuyorum. Onlardan da fikir edinmiş olursunuz. Şimdilik videomuz bu kadardı. Yeni videolarda ve yeni fikirlerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.